Merhaba arkadaşlar. Buz. Winter is coming. Ama winter is harbi coming. Yaz bitiyor artık. Neyse, biz buza geri dönelim. Buz suyun katı hali. Ama bizim çoğu bildiğimiz maddelerin katı halleri gibi değil. Çoğu madde donunca molekülleri daha sıkı bir arada oldukları için daha yoğun olurlar. Bu da eğer bir maddenin katısını o maddenin sıvısına koyarsak batmasına sebep olur. Ama su donunca yoğunluğu düşüp yüzeye çıkıyor. Su molekülleri iki hidrojen bir oksijen atomlarından oluşur. Diğer maddelerden farklı kılan onu hidrojen bağlıdır. Su moleküllerine bakarsak oksijen bölümü iki elektron sayesinde kendi tarafı hafif negatif oluyor. Hidrojen kısmı da pozitif. Biz bu yapıdaki moleküllere polar moleküller diyoruz. Bu hidrojen bağısının bir enerjisi oluyor. Ve bu bir su molekülünün pozitif hidrojen kısmını başka bir su molekülünün negatif oksijen kısmına bağlayabiliyor. Ama sadece kendi aralarında olmuyor bu bağ. Başka moleküllere de bağlanabilirler. Bunun yüzünden suyun başka maddelere yapışma özelliği de vardır. Sıvı suyun kendi içindeki molekülleri arasında oluşan hidrojen bağısı ise suyun yüzey gerginliğini bayağı yükseltiyor. Bu ekstra bağlar sayesinde sudan daha yoğun olan bir şey üstünde durabiliyor. Ama suyun sıvı halinde bu hidrojen bağları hep oluşup bozulmakta. Suyun sıvı ve gaz fazında moleküllerin kinetik enerjileri bu hidrojen bağı enerjisinden yüksek oluyor. E eşittir mc kare bölümünde bir şeyin ısısı aslında moleküler boyuttaki parçacıkların daha hızlı hareket ettiği anlamına geldiğini söylemiştim. Bu da daha fazla kinetik enerjisi oluyor demek. Ama 4 derecenin altına girdiğinde su hem maddenin ısısı düştüğü için moleküller daha yakın oluyorlar. Hem de moleküllerin kinetik enerjileri hidrojen bağ enerjilerinin altına düşüyor. Ve daha sık oluşan hidrojen bağlarını kinetik enerjileri artık bozamıyor. Ve hidrojen bağısı sayesinde çok güzel bir yapı oluşturuyorlar. Girdikleri bu yapı moleküllerin sıvı halindeki kapladığı alandan daha büyük olduğundan yoğunluğu azalıyor. Ve bu da onun daha yoğun olan sıvı suda yüzeye kalkmasına neden oluyor. Eğer suyun yapısı böyle olmasaydı o zaman tüm donan göller ve nehirler en altından donmaya başlardı. Ve tüm göller tamamen donardı. Bu o suda yaşayan tüm canlıların ölmesi demek olur. Yüzeye çıkan buzlar aslında güneşten gelen radyasyonun iyi bir miktarını uzaya geri yansıtıyor. Ve bu olmasaydı yaşanamayacak kadar sıcak olabilirdi dünya. Ve suyun yapısı böyle olmasaydı Titanic de hiç batmazdı. Ama belki de en vahim durum Jon Snow Nightwalker'ın ordusundan kaçarken oradaki donmuş göl hiçbir zaman çökmezdi. Ve Jon Snow ve ekibi yeterince zaman kazanamayıp büyük ihtimal ölürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere kadar bilimle kalın. Hoşça kalın.